Güzel bir cumartesi gününden herkese merhaba. Biz yine dop dolu içeriğiyle sizler için harika bir program hazırladık. Hemen hocama dönüyorum. Nasılsın hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Demet? Ben de iyiyim, gayet iyiyim. Yoğun hafta geçti. Teşekkürler, evet. Hafta sonu nasıl geliyor anlamıyoruz ama kesinlikle. Ben çok heyecanlanıyorum izleyicilerimizle buluşmak için. Hem de kendim de bu konuları merak ediyorum. Evet. Nelerden bahsediyoruz bugün? Bugün yine dolu dolu bir program olacak bizim için. Hayatımızın her alanında olan, kalp atışımızdan tutun da yürüyüşümüze kadar ki ritimlerdeki sayılardan, numaralardan, numaraların hayatımızdaki etkilerinden konuşacağız. Sonrasında yine üzülerek söylüyoruz ki evet, pandemide artan boşanmaları, boşanmalardaki nafakalar ve velayetlerden konuşacağız. Ve en nihayet ben ruhumuzdaki mutluluğun dışa vuruşu olan gülüşümüzdeki beyaz dişlere nasıl sahip oluruz onları aktaracağım. Harika anlattın. Başlıyoruz. O zaman çaylarınız kahveleriniz hazırsa biz bize başlıyor. Diş beyazlatmada en yeni yöntemler neler? Kimler diş beyazlatma işlemi yaptırabilir? Evde dişleri beyazlatmak mümkün mü? Diş beyazlatma işleminin kalıcılık süresi ne? İşlem sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak. Kaç çeşit boşanma davası var? Her boşanmada nafaka verilir mi? Süresiz nafaka nedir? Nafakayla ilgili yapılan son yasal düzenlemeler neler? Çocuğun velayeti hangi kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor? Pandemi sürecinde boşanma davalarında artış oldu mu? Birlikte İleri Derneği Başkanı ve Avukat Latif Cem Baran anlatacak. Numeroloji nedir, nerelerde kullanılır? Doğum tarihimiz, doğum yerimiz, adımız, soyadımız, hayatımızla ilgili bize hangi ipuçlarını veriyor? Numerolojide sayılar hangi anlamlarla geliyor? Numerolog Elif Epir, sayılar hakkında bilgiler paylaşacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Numarolog Elif Epir bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz deyiz. Çok teşekkürler. Aslında hocam sen de merak ediyor musun? Sayılar ne güzel anlattın sunarken. Sayılar aslında hayatımızda ne kadar önemli. Evet. Ne kadar çok kullanıyoruz. Fakat evet, anlamlarını pek bilmiyoruz. Ben evet, de bugün çok merak ettim. Sizden çok şey dinleyeceğiz, öğreneceğiz. Memnuniyetle. Ben o zaman hemen ilk sorumla başlıyorum. Numaroloji nedir? Demet Hanımcığım şöyle izah edeyim. Numeroloji 2500 yıllık geçmişi olan kadim bir metafizik ilmidir. Bizler bugün Batı sistemini kullanıyoruz. Bu sistem de Pisagor'la geliştirilmiş ve bugüne kadar gelmiş. Aslında her medeniyetin de kendine has bir numeroloji sistemi var. Şöyle izah edeyim. Evrende her şeyin bir enerji titreşimi var. Yani her şey derken lütfen aklınıza her şey gelsin. Tüm insanların, tüm hayvanların, tüm canlıların. Bir tüm taşın bile enerjisi var. Bravo, harikasınız. Zaten çok popüler artık doğal taşlar. Öğreniyoruz, farkındalığımız artıyor. Her şeyin bir enerji sistemi olduğu için bu enerjiler de bizim üzerimizde etkiler bırakıyor ister istemez. Sayılar da harfler de bundan farksız değil. Her sayı ve her harfin de kendine has bir enerji titreşimi var. Mesela ben size her Demet Hanım dediğimde, her Şahin Bey dediğimde, yani bir insan ortalama ömründe en az herhalde 100 bin kere adını duyuyor mudur? Biraz afaki olmadı ama duyuyordur yani aşağı yukarı. Belki dediğiniz evet, gibi özellikle çocukluk yıllarında çok duyuyoruz. Tekrar tekrar ismimizi tekrar ettiğimizde o ismin içerisindeki harfleri oluşturan manaların her birini ben size her seferinde kodluyorum. Aslında çok siz isminizin harflerinin manalarından ibaretsiniz. Biraz yani, sonra örnekli evet, olarak benim ismim üzerinden gideceğiz. Seve seve. Peki o zaman özellikle numeroloji nerelerde kullanılıyor? Numeroloji hayatınızın her alanına uygulayabilirsiniz Demet Hanım. Yani matematiğin, sayının ve harfin olduğu her yerde aslında numeroloji vardır. Bizler bunun farkında değiliz. Yani diyelim ki bir iş kuracaksınız. O iş yerinin doğum tarihi olması gerekiyor değil mi? Evet, başlangıç doğru, tarihi onun da doğum tarihidir. O isminize kullanacağınız işte adın bir ruh güdüsü olması gerekiyor. Mesela sağlık sektöründe hizmet vermek istiyorsanız 9 titreşimi çok uygundur. Güzellik sektöründe hizmet evet, vermek istiyorsanız 6 titreşimine ihtiyaç duyarsınız. Diyelim ki bir kreş açıyorsunuz, bir anaokul hizmeti vereceksiniz. Bakma, büyütme, besleme konularını içeren 2 titreşimine ihtiyaç duyarsınız. Diyelim yine biriyle ortaklık yapacaksınız. Diyelim yakın arkadaşınızla bir iş kuruyorsunuz. Dostluk başka, iş başka derler değil doğru, mi? Tabii ki. Acaba o iş yerinde sinerjiniz tutacak mı? Onu götürebilecek evet, misiniz?
Bunun da cevabını de kullanıyor mu bu? Kesinlikle. Arkadaşlıklarınızdan tutun, anne babanızla olan ilişkinize kadar. Ya ben niye sürtüşüyorum, niye çatışıyorum cevabını da verir. Evliliklerde kesinlikle olmalı. Bence gençler, evlenecek olanlar evlenmeden önce muhakkak bir sinerjilerine baktırmalılar. Tabii ki orada bazen zıtlaşmalar falan göreceklerdir ama en azından bunları nasıl halledeceklerini çok doğru, evet, görürler. Böyle bir şey mümkün değil. İşlerde de, özel hayatta da evet, bir takım sürtüşmeler oluyor. Olmuyor. Fakat her şey ele aldığımız güllük gülistanlık olmuyor tabii hayatta. Problemlere çözüm bulmak lazım. Peki hocam, bu sağlıktaki dokuz titreşimi dediniz. Evet. Hani bunu hocam nasıl... hemen ilgilendi sağlıktaki dokuzla. Bunu nasıl yakalamamız gerekiyor? Yani hani isim seçerken evet, mi kuruluşa ya da yani... Evet, bunun için bize çok danışıyorlar. Hı-hı. Sağlık sektörüne hizmet vereceksiniz. Biz dokuz titreşimi çok uygun buluyoruz. Evet. Çünkü dokuzuncu çakra bilgi ve bütünlük çakrasıdır. Hı-hı. Sağlık konularını ve evet, evrendeki şifa boyutunu oluşturur dokuz sayısı. Hı-hı. İşte biz o... Liste geliyor bize, şu şu isimleri düşünüyoruz diyorlar. Biz de içerisindeki ruh güdülerini hesaplıyoruz. Sesli harflerden çıkardığımız bir sistem bu. Hangisi 9'u veriyorsa uygundur. E tabi bunun yanında birkaç çalışma daha yapıyoruz. Ama işin özünde titreşimin 9 olması vardır. Mesela numara 9. Tabii yani isim kullanmak istemiyorsa tabii etkiler, tabii ki kapı numaranızdan tutun da arabanızın plakasına kadar. Çok enteresan. Etkiler sizi, evet. O zaman hemen madem biraz çakralardan bahsettik, ben istiyorum ki böyle güzel uzun uzun anlatalım. Tek tek çakranın ve numaraların etkileşimini, tabii, ne işe yarar, hangi çakra hangi numarayı temsil eder, tabii, bunları bize anlatırsanız çok sevinirim. Şimdi numaroloji eşittir çakra. İkisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bunu böyle bir zihinlerimize evet, kazımamız neden gerekiyor. Neden peki? Onu da bir öğrenelim. Tabii ki. Çakra Sanskritçe bir kelimedir. Evet. Hint kökenlidir ve bizim dilimizde tekerlek manasına gelir. Vücudumuzda 7 temel çakra vardır. Onun haricinde yüzlerce çakramız vardır. Avuç içlerimizden tutun da ayaklarımız, diz kapaklarımız, omuzlarımız, kulaklarımız. Alnımız. Bunların evet, hepsi, bunların hepsi 7 temel çakraya hizmet ederler özünde. Birinci çakra dediğimiz kök çakramız, kuyruk sokumumuzda bulunuyor. Yani bu arada evet, gözle görülmezler, soyut kavramlardır ama son zamanlarda bir takım makinelerle varlıkları tespit edildi. Biliyoruz artık. Evet, biliyoruz artık. Birinci çakradan başlayalım arzu ederseniz ve numarolojideki bir sayısıyla olan alakasından tamam, bahsederim. Birinci çakra kök çakramızdır. Rengi kırmızıdır. Harfleri A, S, Ş ve J harfidir. Numerolojideki karşılığı ise yaratıcılık ve cesarettir. Bir kişinin isminde bu saydığım harflerden bolca varsa kişinin birinci çakrası işlevseldir. Peki ne olur? Dedik ya, numerolojideki karşılığı yaratıcılık ve cesaret. Kişi kolaylıkla inisiyatif alabilir hayatında. Zorlukları göze alabilir. Orijinal fikirler üretebilir. Bir kök salmaktır. Var olmaktır, ayakta durmaktır, sayıların başlangıcıdır. Sizin de bir hayatı devam ettirebilmeniz için önce kök salmanız gerekiyor, tabii, değil mi? Kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız gerekiyor. Sağlam ve güçlü durmak evet, gerekiyor. Evet, ortalama 25 yaşına kadar da bir insanda aktifleşir. Birinci çakra. Bu hangi harfler dedik hocam, bir daha tekrar evet, edelim. Ben de şimdi soracaktım evet, hangi. Tabii. A, S, Ş ve J harfi. Seyircilerimiz de tabii hemen isim, ikinci isim ve soy isim. Evli bayanlar hemen diyor ki kızlık soy ismi mi? Evet, siz dünyaya kızlık soy isminizle geldiğiniz için biz önce kızlık soy ismini baz alıyoruz. Ama evliliklerde işte kendi soy isimlerini bırakıp eşlerinin soy ismi devam edenler oluyor. Ortalama 7 yıl içerisinde onun enerjisini tam olarak alıyoruz. Ama ne olursa olsun dünyaya gelirken bir kızlık soy ismimizle geldik. Onu hiçbir zaman yabana atamıyoruz. Bizim için öncelik kızlık soy ismi. İkiye mi geçeyim Demet Hanım? Tabii ki. İkinci çakra. Ben de o sırada aklımdan şey falan var Demet Şener. Onları evet, böyle evet, evet, evet. Ruh güdülerine geldiğinde sizden bahsedeceğim. Tamam. Çünkü çalıştım sizin ruh güdülerinizi. İkinci çakra. Sakral çakra olarak da geçer. Evet. Rengi turuncudur. Numerolojideki karşılığı da yaratıcılık çakrasıdır. İşbirliği ve dengedir bakıldığında. Harfleri de BKT harfleridir. Eğer isim, yani herhangi birinin isminde BKT harfinden varsa bu kişi hayatında işbirliğini ve dengeyi önem verir. Yani uzlaşma insanıdır. Bir kere çok empatiktir. İki deyince aklımıza annelerimiz gelsin. Yani bakma, büyütme, besleme, işte fedakarlık. Hep bunları anlatır iki sayısı. Dediğim gibi isimde varsa bunlar, kişi bundan destek alıyordur. Üçüncü çakra rengi sarıdır. Harfleri
C, Ç, U, Ü ve L harfidir. Oldukça fazladır üçüncü çakranın harfleri. Sık rastlarız yani isimlerde de. Yani biz en çok 6'ya ve R'ye başlamıyoruz. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. A harfi yani birinci çakranın harflerine sık rastlarız. 3'e de rastlarız. Üçüncü çakra hayat enerjisidir. Neşedir. Hayattan keyif almaktır. Yaratıcılıktır. Yani eğer isminizde bu harflerden bolca mevcutsa sanatsal bir yetenek vardır kişide. İster resim olsun, yazma olsun, işte rol olsun, şarkı söylemek, dans etmek. Muhakkak bir maharet vardır kişide. Dediğim gibi hayattan zevk aldığımız yerdir. Tam göbek deliğimizin iki parmak üstündedir. Bir de hani mide çakrası olarak da geçer. Solar plexus da deriz. Olayları hazmettiğimiz yerdir mide. Besinleri hazmettiğimiz gibi olayları da hazmettiğimiz yerdir. Eğer kişi bu harflerden destek almıyorsa, doğum tarihinden de destek getirmediyse duygusal ifade sorunları yaşayabilir. Kendini ifade etmekte zorlanabilir. Çünkü numerolojideki karşılığı ifade ve duyarlılıktır 3 sayısının. Konuşur elbette ki konuşur ama içindekileri kolaylıkla kelimelere dökemez. Zorlanır. Yani eğer kişinin, şimdi sayıcılarımız dikkat etsinler, gerçekten isimlerinde bu harfler yoksa, doğum tarihinden de destek getirmedilerse, yani ayın 3'ünde, 12'sinde doğmadılarsa, 30'unda doğmadılarsa ya da 21'inde bu çakrada çukurda olabilirler. Yani hani gerçekten karşılarındaki insanlar bazen onları anlamakta zorluk çekiyordur. Onlar da kızmasınlar, öfkelenmesinler niye beni anlamıyorsunuz diye. Sadece biraz hani sarı renkten, sitrin taşından destek alırlarsa bu çakrayı çalışırlar. Hocam dörde geçmeden renkler neyi ifade ediyor, ben onu merak ettim. Böyle söyleyeyim. Kırmızı, sarı, turuncu. Evet. Kırmızı, size de böyle kırmızı rengi gördüğünüzde bir canlılık gelmez mi? Sizi harekete geçirmez evet, mi? Evet. Yani kırmızı tamamen hani boğalara dahi tutarlar ya onu hareketine, koskoca cüsseli bir varlığı dahi yerinden oynatabilen bir renk. Hakikaten eğer gün içerisinde enerjiniz yoksa kırmızıdan destek alabilirsiniz. Yani kırmızı bir obje, kırmızı bir kıyafet sizi canlandırır ama kişi bunun farkında olmaz. Ama kişiye zindelik verir, enerji verir. Turuncu renk de yani sakral çakra, cinsel çakra olarak da geçer. Mesela jinekolik problemler yaşayan hanımlar turuncu renge başvurabilirler. Renklerin iyileştirici özelliği vardır. Anne olmakta zorlanan hanımlar ikinci çakrayı çalıştırmak için turuncudan yardım alabilirler. İşte bunların doğal taşları da var. İkinci çakranın doğal taşı turuncu kehribardır. Çok faydası olur. Müzikleri var. Bağlantılı değil mi? Evet. Rakamlar, sayılar, evet. Renkler. Tabii ki. Başka çakralarımız kaldı mı onları da hemen? 7 tane temel çakramız var. 8 ve 9 da var. Eğer vaktimiz varsa onlardan da bahsederiz. 4'te kaldık galiba. O zaman 7'yi tamamlayalım. Evet. Başka sorularımı da sorayım. Tamamdır. 4. çakra kalp çakrası olarak da bilinir. Evet. Numerolojideki karşılığı da istikrar ve süreçtir. D, M ve harfleridir. Harfleri de. D, M. Aynen öyle. Ay, sizde bolca var. Evet. 4. çakra, eğer bu harflerden destek alıyorsa kişi sevgisini gösterebilen, kolay affedebilen, bağışlayabilen bir insandır. Güzel bir çakradır. Yani tam ortada noktadadır. 7 temel çakramız var ya. 4 yani tam orta noktadadır. Ve bir temel unsur oluşturur diğer çakralarla arasında. Eğer bu harflerden destek alamıyorsak ve dediğim gibi doğum tarihinden de destek getirmediysek kişi biraz monoton bir hayat benimseyebiliyor. Saygı ve sağlamlık ister hayatında kişi ama dışarıya karşı biraz böyle sert görünebilir yani. Eğer doğum tarihinden de destek getirmiyorsak, ama özellikle söyleyeyim, şimdi herkes şey düşünebilir ya, benim ismimde bu harfler yok, ben öyle miyim? Hayır, değil. Dediğim gibi bu bir çalışma sonucunda ortaya çıkıyor. Bu tarz kişilerin biraz sabra ihtiyacı vardır. Başladıkları işlerde biraz zor, istikrarlı bir şekilde zor götürürler, süreci zor takip ederler. Onlara da yeşil rengi, aventurin, işte yeşim taşı, pembe kuvars taşlarını tavsiye ediyoruz. 5. çakra. 5'e geldik. Evet. Yoruldunuz, evet. Hayır, ben gayet keyifliyim. Manzaram da çok güzel olunca çok güzel oldu. Teşekkür. 5. çakra boğaz çakrasıdır. Tam şu bölgede bulunur. Evet. Buradadır. Rengi mavidir. Numerolojideki karşılığı da özgürlük ve keşiftir. Harfleri E ve N harfidir. Sizin de isminizde bolca bulunuyor, evet. Demet Hanım. 5. çakra öğrenmek, keşfetmek, yeniliktir. Yani bu harflerden ne kadar varsa hayatınızda, sürekli bir şeyler öğrenmek istersiniz. Hayatınıza devamlı yenilik ararsınız zaten. Seyahat etmekten çok hoşlanırsınız, enerjik olursunuz. Yoksa ki
Genelde olur yani, böyle bir isim analizlerinin %70'inde 80'inde E ve N harflerini biz görürüz. Yoksa ve doğum tarihlerine destek getirmiyorsa biraz yeniliklere kapalı olabiliyor kişiler. Gelenekçi olabiliyorlar. Hani bulundukları yer, ortam onlar için kafi olabiliyor. Evet. Yer değişikliklerinden hoşlanmıyorlar. Değişim ve dönüşüme karşı biraz temkinli yaklaşabiliyorlar. İşte her çakradan biraz biraz enerji almak o yüzden çok önemli, ama tam tasarım olmak biraz zor oluyor. İlla evet, ki bazı harfleri getiriyoruz, bazı harfleri getirmiyoruz. 6 ve 7'yi de hemen alırsak benim tabii başka ki, sorularım da var. Tabii ki. 6. çakra, hocam da az önce bahsetti, alında da çakra var dedi. İki kaşımızın arasındadır 6. çakra. Harfleri O, Ö ve F harfidir. Çok sık rastlamayız. Türkiye'nin yaklaşık %70'inde bu harfler yoktur Demet Hanım. Muhteviyatı da sevgi ve idraktır, vizyon ve kabuldür. Babayı temsil eder, eşi temsil eder 6. çakra. Aynı zamanda sevgi ve güzellik konularını da temsil eder. Bu harflerden destek alıyorsak sorumluluk sahibi olabiliyoruz, daha kolay olabiliyoruz. Almıyorsak ve doğum tarihinden de destek getirmiyorsak babamızla alakalı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Olmuyor, bazen eşle yaşanabiliyor. Sorumluluk almaktan çok hoşlanmıyor olabiliyoruz. Ne yapabilir bu tarz durumlarda? Önemli olan farkındalıktır. Önce bunu bir tespit edip varlığını yokluğunu bilmek lazım. Akabinde eğer yoksa lapis lazuli taşı, sodalit taşı çok iyi gelir ve rengi de sizin böyle ceketinizin rengine benzer, böyle çok koyu bir mavidir. Indigo mavi diye de geçer. Evet, sanki lacivertle morun karışımı gibidir. Hakikaten bu renk çok faydalıdır. Kullanabilirler. 7. çakra. 7. çakra hani bebeklerde olduğunda bir bıngıldakları olur ya. Evet. Tam o noktadadır. İlahiye açılan kapımızdır. Böyle lotus çiçeği şeklinde yukarıya doğru açılır. Yani yukarıdan aldığımız enerjidir aslında bakıldığında. Harfleri G, P, Y tabii yumuşak G'dir. Rengi mordur. Kristalleri amatist ve kristal kuvarstır. Aynen. Bu harflerden destek alıyorsak kişi maneviyatı rahatlıkla yaşayabilir. Doğum tarihinden de destek getiriyorsa tabii. Eğer harf yoksa bile doğum tarihi desteği oluyor. Analitik bir zeka vardır kişide. Kitap okumayı severler. Olmadığı takdirde de biraz böyle yalnız kendi hallerinde yaşamayı tercih edebiliyor bu tarz insanlar. Peki biraz önce söylediğiniz benim ismimle ilgili çalışma yaptım diye. Bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii. Mesela yani çok aslında analiz çok uzun süren bir şey bakıldığında. Çok fazla konu var ama kısaca mesela Demet Şener ismini ben duyduğumda şöyle diyorum. Abi beşler çok fazla. Yani bu insan yenilikçi bir insan. Yani böyle işte son teknolojik gelişmeler her konuda her türlü yeniliğe açık derim. Seyahat etmekten hoşlanır derim. Bir de meşhur olmaması mümkün değil yani. Kaçınılmaz. Çünkü beş ünlü olmaktır, tanınmaktır. Göz önünde olmaktır. Sizde o kadar çok var ki. Evet. Yani siz ne iş yaparsanız yapın. Ya yani sanatla ulaşmasanız bile, yani böyle göz önlerde olmasanız bile, ne iş yapsaydınız yaptığınız işle alakalı meşhur olacaktınız yine. Muhakkak ses getirecektiniz. Çünkü çok fazla beş beraberinde ünlülüğü getirir. Bu yaptığı işi çok iyi yapmakla alakalı da belki. Evet, şimdi eğer kuvvetli bir beşinci şakranız varsa göz önünde olabilirsiniz. Ve sevilirsiniz. İnsanlar tarafından da kabul görürsünüz. Az varsa ya da hiç yoksa zaten bu tarz insanlar çok göz önünde olmaktan hoşlanmazlar, değil mi? Yenilikten de hoşlanmadıkları için biraz geri planda durmak isterler. Peki bu vesileyle birden başlayıp 9'a kadar sayıların açıklamasını bize yapar mısınız? Tabii ki, tabii ki. Ruh güdüsü üzerinden anlatayım ben size sayıları. Ruh güdüsü seyircilerimiz de yapabilirler. İsimlerinin sesli harflerini toplayacaklar ve sadeleştirecekler. Bir rakam elde edecekler. Ruh güdüsü şudur. Kişinin dünyayı nasıl gördüğüdür. Çünkü hepimiz farklı farklı pencerelerden dünyayı seyrediyoruz. Nasıl gördüğüdür? Yani bir numaralı gözlükten 9 numaralı gözlüğe giriyor. Ben mesela 3 numaralı gözlükten bakıyorum. Siz 7 numaradan bakıyorsunuz. Siz 2 numaradan bakıyorsunuz. Kişinin dünyayı nasıl gördüğüdür? Kişinin vitrinidir. Yani insanlar da onu nasıl görüyor? Onu öyle düşünmek lazım. Biz isim, soy isim varsa ikinci ismin sesli harflerini topluyoruz. Sonra onu sadeleştiriyoruz. Yalnız 11 çıkarsa sadeleştirmiyoruz. 22 çıkarsa, 22 çıkması biraz zor. Evet. 33'te neredeyse imkansız. Ama 11 çok sık çıkıyor. 11, 22 ve 33 sadeleşmesin. Diğer rakamları sadeleştirsinler. Ben de ruh güdülerini anlatayım böylelikle. Tamam, birden başlamak gerekirse ruh güdüsü bir olan insanlar, yani dünyaya bir numaralı gözlükle bakan insanlar bir kere lider tiplerdir. Her alanda liderlik yapmak isterler. İnisiyatifi ellerinde bulundururlar. Takım işi yaparlar ama o takımın lideri olurlarsa takım işi yaparlar. Korkusuzca birçok engeli göze alırlar. Orijinal fikirler yaratmak peşinde giderler. Çok severler. Bu tarz insanların enerjileri akacak bir kanal bulamadığında
Bu onlar için sakıncalıdır çünkü sinir meydana getirir bu tarz insanlarda. Öfke, sinir. Daima bir şeylerle uğraşmaları gerekiyor. Ruh güdüsü bir olan insanların. Hani kırmızıdan yola çıktık ya. Evet. Müthiş bir enerji var. O enerjinin akması gerekiyor. Yani lider tip diyebiliriz bir numaralı insanlar için. İki. İki numaralı kular. Sizin ruh güdünüz iki Demet Hanım. Evet. Biz bunlara aşık tip diyoruz. Sevgi dolu. Evet. Bir kere çok zarif, çok kibar olurlar. Çok nazik insanlar olurlar. Benim de yani yanlış anlamayın. En sevdiğim ruh güdü tipidir. Neden derseniz. Bulunduğunuz ortamda ruh güdüsü iki olan bir insan varsa, diyelim ki ben ona bir şey anlatıyorum, bir sıkıntımdan. O bana hiçbir şey demese dahi, hiçbir nasihat vermese dahi enerjisiyle iyileşiyorsunuz. Çünkü çok nazik bir enerjisi olur ruh güdüsü iki olan insanların. Temel prensipleri işbirliğidir. Karşıdaki insanı kırmadan, incitmeden orta çözmek, yolu bulmaktır. Evet. Aynen. Ben demekten ziyade sen derler. Evet. Tabii çok da sen demek iyi değildir. Arada hayır demeyi de bilmek gerekiyor. Ama gerçekten tabiatları gereği çok nazik ve güzel olurlar. Ruh güdüsü iki sayısı aynı zamanda ayı temsil eder. Numerolojide ve kadınları temsil eder. Evet. Gerçekten çok cana yakın samimi insan olurlar. Çok teşekkürler. Üçe geçelim. Üç, ruh güdüsü üç olan insanlar duygusal ifade, bireysel ifade konularında çok başarılılardır. Sanatsal konularda başarılılardır. Konuşmayı çok severler zaten. Konuşkan olurlar. Kendilerini ister konuşarak, ister yazarak, ister dans ederek, ister şarkı söyleyerek sanatın herhangi bir dalında muhakkak ifade ederler. Bu kaçınılmazdır. Elleri çok maharetli olur. Çok enteresan, hakikaten ruh güdüsü çoğu insanlar çok güzel çiçek yetiştirirler mesela. İşte böyle örgü gibi, buna benzer şeyler. Harika, çok güzel resim yaparlar, işte ahşap boyama falan. Mesela böyle bir kurs yerine gidin, genelde ruh güdüsü üç olan insanlar vardır orada. Belki onlar farkında değillerdir ama oralara doğru akarlar. Neşeli insanlardır ruh güdüsü üç olan insanlar ve en belirgin özellikleri de özel hayatlarındaki problemleri hiç dışarıya yansıtmazlar. Yani neşelerinin önüne geçmez problemleri. Ne hayata güzel. Neşe gözlüğüyle bakıyorlar çünkü. Çok enerjik yapıları vardır. Çok evet. Güzel. Dört. Dörtler. Dört, numerolojide sabır, sebat, istikrar ve süreç konularını işler. Kalp çakrasıdır dedik. Dört numaralı gözlükte bir insan dünyaya bakarken sağlamlık ister, kök salmak ister. Tabiatları gereği biraz ciddi olabilirler ya, dört insanları. Evet. Ve ciddi işler de, zor işler de onların işidir zaten. Monoton bir hayat tarzını benimsemekten hoşlanırlar. Gelenekçi de bir yapıları vardır dört insanların. Bu tarz insanlardan çok güzel tavsiye alırsınız. Yani çünkü çok dikkatli yaşadıkları için zarar işte kar hesabını çok iyi yaptıkları için. Gözlemleri iyidir yani. Aynen öyle, gözlemleri çok iyidir ama. Sağlamcı evet. Da belki. Bravo, sağlamcıdır. Evet. Mal mülk edinmeyi severler. Çok yer değişikliğinden hoşlanmazlar. Ciddi tabiatları vardır. Bazen de çatık kaşta olabiliyorlar. Aa, çok enteresan. Evet. Beşe geldik. Beş güzel bir sayıdır numerolojide. Ruh güdüsü beş olan insanlar da benim küçük oğlumun ruh güdüsü 5, ondan da örnek verebilirim. Egeciğim hiç yerinde durmaz ruh güdüsü 5 olan insanlar. Sürekli hayatlarında bir yenilik peşinde koşarlar. Bir şeye başlarlar, sonunu getirmeden yeni bir şeye giderler. Çünkü sürekli bir yenilik peşindedirler. Evet. Seyahat etmekten çok hoşlanırlar. Yabancı dillere merakları vardır. Ondan sonra eğlence, sanat, sinema, spor, müzik... ters konularla çok alakadardırlar. Özellikle ruh güdüsü 5 olan çocukları hiç yerine tutamazsınız. Birinden diğerine atlarlar. Böyle sürekli bir şey yapmak isterler. Sürekli yani hani insanlar evlatlarının hesaplasınlar ruh güdülerini. Beni çok daha iyi anlayacaklar 5 bulanlar. Hakikaten derler yani bizim çocuk bir şunu yapıyor, o bitmeden birinden bir şey duyuyor, onu da yapayım diyor. Böyle hareketli olurlar ruh güdüsü 5 olanlar. Bazen durağanlığa ihtiyaçları vardır. Biraz hayat hep öyle geçmez. Evet. Yeni insan tanımayı çok severler. Yeni yerlere gitmeyi de çok severler 5 insanları. Bir de 5 insanıyla çok güzel seyahat edilir. Onu yola çıkılır. Tabii kendi sevdiği için. Çok güzel rehberlik yaparlar. Belki onlar kendi başına da güzel seyahatler yaparlar. Zaten kimseye ihtiyaç duymazlar Şahin Bey onlar. Evet. Aynen. Ama bizim onlara ihtiyacımız var. Hayatımızda evet. Biraz hareket istiyorsak bizim onlara ihtiyacımız var. Geldik 6'ya. Evet Demet Hanım. 6 ruh güdüsü olan insanlar. 6 sevgi ve idraktır numerolojide. Güzellik, uyum,
estetik, dünyaya bu gözle bakarlar. Mesela altı ruh güdüsü olan bir insanın evine gittiğinizde iyi mobilyalarla döşenmiş bir ev görürsünüz. Estetik hakimdir orada. Müthiş bir uyum vardır, bir ferahlık vardır o evde. Kendi de genelde güzellik konularına çok önem verir. Son teknolojik şeyleri takip eder. Kök salmak ister ruh güdüsü altı olan insanlar. Uyum isterler hayatlarına, aile isterler, aileyle mutlu olmak isterler. Yani kendilerini böyle harikulade güzel bir dünyada ailesiyle, evlatlarıyla mutlu olarak hayal eder altı insanları. Evet, böyle keyifli insanlardır altı insanları da. Yedi insanı, siz yedi insanısınız, ruh güdünüz yedi sizin. Merak bakalım. Kendi işlerinde sakin ve huzurlu bir hayat sürmek ister. Yedi insanları çok güzel sır saklarlar. Analitik bir zekaları vardır. Bence en belirgin özelliklerinden bir tanesi baktıklarını anında görüyorlar. Mesela diyelim ki kalabalıktasınız, birini arıyorsunuz, yanınızda yedi ruh güdüsü olan bir arkadaşınız varsa o herkesten önce görür karşıdakini. Müthiş keskin bir gözleri var. Çok iyi analiz yaparlar yedi insanlar. Yani karşılarındaki insanı yüksek belki çok de. Güzel analiz ederler. Kitap okumayı çok severler. Yalnızlık onlar için bir ihtiyaçtır. Yani mesela gürültülü bir hayat tipinden, hayatın hay huyundan hoşlanmazlar bir kere. Güzel böyle sakin, sade bir hayat tercih ederler. Yorulduklarında da topraklanmak için biraz inziva gereklidir onlara. Kaliteli yalnızlık onlar için çok önemlidir hayatlarında. Öyle gerçekten. Öyle misiniz? Doğru demek ki. Evet. Baksanıza yani beni de tarif ediyorsunuz, seni de tarif ediyor. Tabii bu genel anlamda. Tabii, biz bir analiz yaptığımızda çok fazla detaya girdiğimiz için ama genel anlamda budur. Yani bu gözlüklerle bakarız hayata. 8'e geldik. 8'e geldik. En sevilen sayıdır 8. 8'i görünce aklınıza bir kere bolluk, bereket ve para gelsin. Rengi de pembedir. HZ harfleri, hani az önce 7'de bitirmiştik, burada ekleme yapayım. H ve Z harfidir. Bir kişinin isminde, soy isminde H ve Z harfi varsa sizde var mesela. Evet. H ticaridir, Z zihinseldir. Şanslıdır o insanlar. Çünkü bolluğu, bereketi hayatlarına çekerler. Çekemiyorlarsa paraya olan bakış açılarını değiştirmeleri gerekiyor. 8 gözlüğüyle bakan insanlar dünyaya, şöyle söyleyeyim, çok karizmatik oluyorlar bir kere. Bulundukları ortamı şahane yönetirler. Dediğim gibi bolluğu, bereketi kendilerine mıknatıs gibi çekerler. Hani bir ruh güdüsünden bahsederken lider dedim ya. Hı hı. Bir karikatür vardır. Hepimiz görmüşüzdür. Patron eliyle işaret eder. İnsanlar onun dediklerini yapar, çalışanları. Hı. Lider de arkasına ekip arkadaşını alır, ipi çeker. Klasik bir karikatürdür bu. Ben lidere işte bir diyorum. 8'e de oradaki patron diyorum. Mesela 8 insanıyla siz sohbet ederken o size yapacaklarınızı arka arkaya sıralar. Ama siz o insanların hiç rahatsızlık duymazsınız. Onun dediklerini harfiyen uygularsınız. Öyle bir enerji alırsınız. Mesela bir 2 insanı ya da ne bileyim işte bir 3 insanı karşıdakine söylediği takdirde çok böyle kibar kibar kırılarak söyler. Karşıdakini incitmeden söyler mesela, rica eder. Ama 8 insanı direkt söyler ve asla karşıdaki insan bundan rahatsız olmaz. Çünkü tabii, etrafa daha iyi işte ona şey yakışıyor. De, evet. Ona çok yakışıyor. Yani 8 insanına yakışıyor. İşte karşıdaki insan 8 insandan direktif alıyorsa bundan rahatsız olmaz ama mesela bir 2 insandan alıyorsa ondan kibarlık bekler mesela. Evet. Çok doğru. Enteresan bu evet, işler Demet Hanım ya. Geliyor, evet. Birazcık sert söyleyince ne evet, oluyor buna çünkü siz diyorlar. İki insanısınız, çünkü sizden alışkınlar. Aynen onu bekliyorlar enerjisel evet, çok olarak. Çok enteresan. 9'a mı geldik? Evet, 9'a geldik. 9'da numerolojide I-R harfini temsil eder. Bütünlük ve bilgelik çakrasıdır. Evrendeki şifa boyutunu oluşturur. Merhamet, çocuksuluk, saflık bu çakranın konusudur. Dünyaya 9 gözlüğüyle bakan insanlar bir kere içlerinde hiç büyümeyen bir çocuk vardır. Çok enerjik insanlardır. Çok merhametlilerdir. Yani bir şeyden bahsederken bile ağlayabilirler. Çok duygusal olurlar. Sosyal sorumluluk projelerinde çok yer alırlar bu insanlar. Oralarda çok sık görürsünüz. Hayvanlar için, çocuklar için çalışırlar. Yaşlı insanlarla alakaları vardır. Bitmek bilmeyen bir enerjileri vardır. Gerçekten isminizde I, I, R harfi varsa genelde de Türkiye'nin bir çoğunda da vardır, yani bu harflere çok sık denk geliriz. O yüzden zaten ülkece çok merhametliyiz evet, ya. Evet, ben şimdi söyleyeceğim. Duygusal evet. insanlar çok aktif. Yanında olmayı 9. severiz. Çakramız çok aktif. Yani burada biri derdini anlatsın, hemen ona çözüm bulmak evet, isteriz. Evet. Onunla gerekirse şey, ağlarız bile. Evet. Zaten Türkiye Cumhuriyeti zaten. Ne kadar çok I var, R var mesela içine evet. baktığınızda.
9 insan da böyledir. Çok tatlı insanlardır. Hayatlarımız hep olmalılar. Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben de çok ne merak demek? Ediyordum. Çok, çok güzel anlattınız aldık izleyicilerimiz için de. Merak ettiğimiz konularda. Tekrar teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Az sonra avukatımızla boşanma davaları ve nafakalardan bahsedeceğiz. Evet. Bizden ayrılmayın. Kaç çeşit boşanma davası var? Her boşanmada nafaka verilir mi? Süresiz nafaka nedir? Nafakayla ilgili yapılan son yasal düzenlemeler neler? Çocuğun velayeti hangi kriterler göz önünde bulundurularak veriliyor? Pandemi sürecinde boşanma davalarında artış oldu mu? Birlikte İleri Derneği Başkanı ve Avukat Latif Cem Baran anlatacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Birlikte İleri Derneği Genel Başkanı Latif Cem Baran bizimle beraber. Evet. Hem de avukatsınız, böyle bir derneğin de genel başkanısınız. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizle beraber olduk. Daha hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Yine önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hı-hı. Boşanma davaları. Ben sormak istiyorum. Boşanma davaları kaç çeşittir? Ve tabii ki nafaka. Nafakalar da çok önemli. Her boşanma davasında nafaka verilir mi? Öncelikle şöyle girelim. Tabii ki bunun sosyolojik, psikolojik etkileri var. Biz de zaten dernek olarak bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ne güzel. Onun için de toplumu aydınlatmak, bireylerin daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu yeni hayatlar kurmasına da vesile oluyoruz hep beraber. Boşama davaları iki çeşit. Bir anlaşmalı, iki çekişmeli. Anlaşmalı taraflar protokol hazırlarlar. Derler ki biz çocuklarımız var, velayeti annede ya da babada. Bizim mallarımız var, mallarımız şu şekilde bölünüyor. Biz boşanıyoruz, nafaka olarak A lira, B lira ödüyoruz ya da hiç ödemiyoruz. Bundan sonra birbirimizden hiçbir hak ve alacağımız yoktur diye protokol hazırlıyorlar. Bunu imza altına aldıktan sonra mahkemeye sunuluyor. Mahkeme duruşma günü belirtiyor. Duruşma gününde taraflar gelerek diyorlar ki evet bu imza bizim. Bunu hür iradelerimizle imza altına aldık ve ilam haline gelmesini istiyoruz. Soru sorulduktan sonra tekrar imza atıyorlar. Evet bu şekilde imza altına alındığı için ilam haline geliyor ve hayata geçiyor. Daha sonra taraflar birbirlerine asla içerisinde varsa mehir senedi dediğimiz yerel Anadolu'da olan alacağı karşılık tarafların birbirleriyle hak ve alacakların olmadığı ya da ev, araba, banka hesabı, hisse senedi ve benzeri başkaca şeyler varsa da bunlarla ilgili herhangi bir daha birbirine dava açmayacaklarını netleştirmiş tabii oluyorlar. Tabii. Çekişmeli ise artık neler yaşandıysa insanın içerisinde, dört duvar içerisinde ya da eşle, dostla, akrabayla ya da bir başka kişilerle her şey kağıda dökülüyor. Ama önemli olan bunları anlatmak değil, anlattıklarınızı ispatlamak. Hı hı. En iyi ispat yolu nedir? Bugün dijital dünyadayız ama tanıktır. Olaylara şahit olan insanlardır. Bunların neler olduğunu mahkemede yeminli ifadeleriyle anlatırlar. Ve bu şekilde takdirini hakim yapar ve tarafları boşar. Az kusurlu, tam kusurlu, ağır kusurlu, eşit kusurlu olabilir taraflar. Bu kusurların daha sonrasında mal rejimi de etkileyebilir, nafaka da etkileyebilir bu kusurların oranları. Siz de dediniz ki nafaka her zaman verilir mi? Hı hı. Verilmeyebilir. Ama nafakaların da çeşitlerini söyleyiverirsek insanların aydınlanması açısından dört çeşit nafaka vardır. Nedir ilki? En önemlisi tedbir nafakası. Çünkü dava devam ederken tedbiren bir nafaka bağlanır. İleride artırılır ya da eksiltilir ya da aynı da kalabilir ya da kaldırılabilir. Çünkü çekişmeli davalar maalesef ki 3 sene, 4 sene uzun belki süre. Daha fazla hayır, da aslında, sürebiliyor herhalde. Bu pandemide biraz değişiklikler olduğunu herhalde birazdan belki gelebiliriz soru, sualiniz olursa. Burada nasıl geçinecek taraflardan nafakaya hak kazanan kişi? Tabii tedbir yani nafakası, bir sene bile sürse. Evet yani bir tabii ki geçim ihtiyacı gerekiyor. Var. Aynen söylediğiniz gibi. Bu tedbir nafakası bağlanıyor. Diğer biraz önce söylediğim gibi yoksulluk ve iştirak. Yoksulluk nedir? Bugün de hep üzerinde tartışılan süresiz nafaka. Yani dava bittikten sonra taraf kaç sene daha alıyor bunu hep soruluyor değil mi? Evet. Hı. Ben bunu hep mi ödeyeceğim? Ne zaman kalkacak bu nafaka diye soruluyor. Ya kişi evlenirse ya da iş bulursa nafaka kalkıyor. Ya da kişi kendine farklı bir gelir addeder bulursa ya da böyle bir kazanım elde ederse de nafakanın kaldırması davası açılabiliyor. Ama bir gün evli kalmış şahıs belki
birbirlerini hiç görmeden evlenmişler, yurt dışına gitmek amacıyla ya da işte memuriyetten dolayı tayinli gibi, bir günlük ya da birkaç günlük ya da çok kısa dönemler için ama uzun yıllar nafaka yükümlülüğü altında kalan insanlar da var. Veriliyor mu yine böyle durumlarda? Evet, şu anda veriliyor. Nafaka. Zaten en büyük tartışma konusu o. Ben biraz önce telefonumda size de göstereceğim. Evet, göstermek istediniz. Neydi o? 6 Mayıs 1975 Hürriyet Gazetesi'nin manşeti. Süresiz nafaka kaldırılıyor. Yani henüz bendeniz anne kucağındayken, bugün burada 40'lı yaşlardayken konuşulan husus hala konuşulur. O günlerin de mağdurları, bugünlerin de mağdurları var bence bu süresiz nafaka ile ilgili. Bununla ilgili iyi bir düzenleme yapılacağını şu anda inanıyorum. Kamuoyu da bunun arkasında durursa adaletli, doğru, hakkaniyetli bir çözüm olabilir. Bunu da belki söyleyebiliriz birkaç dakika geçen içerisinde. Bununla ilgili bir haber okudum. 2 yıldan daha az süren evliliklerdeki nafaka 5 yıl olacak. 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık dönemlere dair bir nafaka ödeme yükümlülüğü. Evet. Tabii bu bahsettiğimiz nafaka kişinin kendisine ama çocuklara da ayrı nafaka veriliyor. Doğru, ondan da bahsedelim doğru, çünkü hemen karışıyor. Doğru. İki insan çocuk yapıyor. Evet, kadın belki işe girip kendini idame ettirebilir fakat o çocukları idame ettirmek aynı şekilde babanın da görevidir. Evet, tedbir dedik, yoksulluk dedik, iştirak nafakası bahsettiğiniz çocuklarla ilgili olan hususta çünkü iştirak. En önemli şey çocuklar. Evet, o nafakanın herhangi bir süresi yok zaten. 18 yaşına geldiğinde çocuklar bununla ilgili eğer yeniden bir üniversite ya da bir ihtiyaçları hasıl değilse kesilir. İştirak nafakası da çocuklara yönelik onların hayatlarını idame ettirecek, tahsillerini sürdürebilecek, toplum içerisinde birey olarak yoksulluğa düşmeyecekleri şekilde bir miktar belirlenerek kullanılan nafakadır. Dördüncüsü ise az bilinen yardım nafakası. Bu da alt soy üst soylara karşı olabilir. Dede torunundan, torun dedesinden, kardeş kardeşten isteyebilir. TMK 364'e göre bu da belki az bilindiği için. Evet, benim dedem çok zengin. Ben burada halim bitap harap. Ben hayatımı onun kıyasladığımızda iyi yaşayamıyorum diye yardım nafakası davası açabilirim. Evet, Türk Medeni Kanunu'nun 364. maddesine göre. Nafakalarda böyle 4 çeşit olarak belirlemiş, bölmüş olduk ama toplumun herhalde en çok merak ettiği hususta yoksulluk nafakası ile ilgili süre husus. Burada da birkaç şey söyleyebiliriz. Tabii ki. Sizin biz bize adı üstünde olduğu üzere. İzleyicilerimizden bilgilendirmek açısından. Toplumun aynı bizim gibi STK'lar, Yargıtay'ımızda bu işte tecrübeli olan insanlar, hakimlerimiz, taraflar, insanlar, medya, sizler gibi aydın insanlar. Bu camianın içerisinde taraf olan ya da olmayan herkes görüşlerini bir şekilde ya da medyayla ya da sosyal medyayla bu mecralara aktarmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu husus kişileri yeni hayat kurmada zorlaştırıyor. Ya da insanların hukuku dolanmasına sebep oluyor. Evet, benim hem nafakam devam etsin hem de bir yeni hayatıma birisini alayım. Bu sefer bunun tespitiyle ilgili yeni dava açılmak zorunda kalıyor. Nafakanın kaldırılması davası. Ya da ben yeni hayat kuracağım ama maaşımın 1/3 neredeyse İlk eşimden olan nafakalara gidiyor. Ve 10 yıl olmuş, ben 1 yıl evli kaldım. Bu hak mı, bu yey mi, bu nasıl ben hayat kuracağım? Toplum içerisinde yoksul kalmadan, aç kalmadan yeniden çocuk ve aile sahibi olabilecek miyim sorusunu insanlara sorduruyor ve umutsuzluğa kapılmalarına sebep oluyor. Bunu sosyolojik olarak ve insanların geleceğe dair umutlarını artırmak için mutlaka değişmesi gerektiğini söylüyorum. Ben de inanıyorum düzenlemeler yapılacak. 1 yıl olur, 5 yıl olur, 3 yıl olur, 4 yıl olur önemli değil. Bunun bir ortalaması mutlaka bulunur ama mutlaka süresiz nafaka kaldırılmalıdır. Yani bugünün haberi hani manşet çıkarıyoruz ya bazen. Bugünün haberi bence süresiz nafaka kaldırılmalıdır. Hem kadınlar hem erkekler istiyor, istemeli. Bir de şu var nafakada mesela süresiz nafaka hususunda. Taraflar evli. Bunu da görüyoruz. Ama babası ölmüş. Babasından maaş almak isteyen bir birey var orada. Anlaşmalı olarak boşanıyor ama aynı evde evlilikleri aynen devam ediyor. Yalnızca soyadlar değişmiş oluyor. Evlilik resmi olarak gözükmüyor. Ama ölen babanın devletten maaşını taraf almaya devam ediyor. Bu da nafakayı kötüye kullandırmasına sebeplerden birisi. Doğru. Devleti acize düşürmek ve hakkaniyetli bir para değil bence. Evet. Peki hocam, bu nafakanın miktarı nasıl belirliyor? Yani alınan kıstas ne oradaki? Ekonomik ve sosyal araştırma yapılır. Kişi kolluk kuvveti,
tarafından sizin oturduğunuz mahalle diyelim Kadıköy'de, efendim A semtinde, A semtinin ilgili karakolu güvenlik gücü sizi araştırır. Hı. Ayrıca bodronunuz varsa, bir geliriniz varsa tapudan, evet, bir başka aracınız varsa trafikten ya da bankada bir birikiminiz ya da hisse senetleriniz borsada varsa buna göre bir gelir grubu içerisinde yer alıyorsunuz. Diğer isteyen ya da verecek kişinin her ikisinde ekonomik sosyal durumları ortaya döküldükten sonra hakim ölçeğine göre kıstasıyla bunu belirler günün ekonomik koşulları uyarınca. Evet. Bir de velayet davaları sonucunda çocuk teslimi nasıl oluyor? Ben o değişti, o güzel oldu. Evet, bunu da sormak istiyorum. Paralı pullu işte bir sürü sorun oluyordu icralar üzerinden. Evet. Şimdi Adli Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından artık bilabedel üzerinden süreçler yürüyor. Çocukların teslimiyle ilgili hususlar kişilerin kavgalarına, çocukların travmalarına sebep evet olmamalı. Ya, değil mi? Ama bununla ilgili güzel bir düzenleme oldu. Ben de tebrik ediyorum Adalet Bakanımız personelini ve görev yapan tüm siyasi kişileri, meclisimizi. Önceden doğru bir icra karar ile alınıyordu. Evet tabii, orada bir sürü hadiseler bir oluyor. Varsa arada. Evet, travmatik hadiseler oluyor, üzücü, müteessirliğe sebep olan birçok olaylar yaşanıyor. Belki cezai durumlara da sonuçlar gidebiliyor. Bunlar tabii ki çocukların yeniden yuva kurarken yaşadıklarının altyapısı üzerine zorluklar yaşamalarına sebep oluyor. Biraz önce anlaşmalı boşanmadan bahsettik. Hemen gidiliyor. Çok kısa bir sürede sonuca eriyor ve kesinleşiyor. Çekişmeli davalar ne kadar sürüyor ortalama olarak? Şimdi hedef süre diye bir uygulamamız var. Hedef sürede dava açılıyor. Dava UYAP kanalına girdikten sonra deniyor ki efendim bunun süresi 360 gün. 300 gün. Ne zaman açtık davayı? 26.02.2022 bugün. Sayın 300 gün daha üstüne. 300 gün hedef süre. Bunun mahkeme hakimi diyor ki ben bunu 26 Şubat'tan önceki 300 gün nedir efendim? İşte Aralık'ın 2023 Aralık diyelim, söz gelimi 2022 Aralık bitmek değil, bitti. Durumunda. Evet. Bu tabii ki idari iç işleyiş olarak ilerleme, tecziyeler ve hakimlerin karşılıklı olarak büyümeleri noktasında daha iyi olmanın noktası not verilecek de hususlara denk geliyor tabii ki. Zamanında bitirmek ama adaletli bitirmek de çok önemli. Değil mi? Uzayınca evet, da tarafları da çok etkiliyor. Evet. Psikolojik olarak da zor. Şunu da söyleyebiliriz. Hedef süre güzel bir uygulama ama hedef süreyi de doğru kullanmak adına 300 günde bitecek şeyi de 500 gün olmaması da gerektiği kanaatini taşıyorum. Bu belki aile mahkemelerinde daha iyi olabilir ama iş mahkemelerinde bu biraz daha süreçler uzuyor. Hı. 500-600 gün daha sonra istinaf dediğimiz bölge adliye evet mahkemelerimiz var. Artı ondan sonra Yargıtay var. 4-5 yıl 6 yıl bulabiliyor ama Anayasa Mahkemesi güzel kararlar çıkardı. Bu yargılamayla ilgili makul yargılama süresini geçen hususlarla ilgili tazminatlar veriyor. Bu da önemli bir durum. Yaptırım oluyor. Evet, evet yaptırım oluyor. Son olarak oluyor şunu sormak istiyorum. Bu pandemide gördüğümüz evliliklerin çok boşanmayla sonuçlanması. Bilmiyorum siz bunu doğru buluyor musunuz ya da sebepleri nelerdir sizce bir avukat evet, olarak? Siz aslında girizgahta bunu dediniz. Pandemide arttı dediniz ama bence eşit koşullarda olduğunu düşünüyorum. İnsanlar evde birbirlerinin yüzüne bakarken ya tahammülü öğrendiler. Doğru ya da ayrılık evet kararı verdiler. Evet. Bazen bir test gibi oldu evet, aslında. Evet. Fragmanda hemen teaser geçerken dedi ki dendi ki maalesef işte boşama aslında hayır da olabilir. Evlilik nasıl hayırsa bazen boşanmak da belki çoğu zaman da hayır olabilir. Tabii ki, tabii siz ki. Derler ki Anadolu'da işte anneciğim, dedeciğim, babacığım ben şununla evleneceğim falan dediklerinde biraz ortadansa, biraz böyle hani iş gidişatı çok sıhhatli değilse yavrum ya çekeceğin çile var ya göreceğin gün var derler. Ha, ne güzel, o, evet, bu, bu laf da böyle Anadolu'nun kadim Anadolu irfanının tecellisidir bence. Evet işte çekeceği çile olanlar çileyi kessin atsın. Ama göreceği doğru gün olanlar da birbirlerine fırsat tanısın. Pandemi bence kişilerin, tarafların, eşlerin birbirlerini tanımalarına evet vesile oldu. Olmaması gerektiğini ya da iyi gidelim işte tekrar aile hayatımızı evet bütünleştirerek, güzelleştirerek huzura sevk edelim'e de vesile oldu bence. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür kıymetli ederim bilgileriniz için. Çok kısa bir reklam aramız var. Az sonra ederim tekrar burada olacağız. Sağ olun. Diş beyazlatmada en yeni yöntemler neler? Kimler diş beyazlatma işlemi yaptırabilir? Evde dişleri beyazlatmak mümkün mü? Diş beyazlatma işleminin kalıcılık süresi ne? İşlem sonrası nelere dikkat etmek gerekiyor? Diş hekimi Şahin Durmuş cevaplayacak.
iyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Hocam bugün seninle diş beyazlatmadan konuşacağız. Çok önemli bir şey. Gülüşümüzün, dişlerimizin beyazlığı, temizliği. Diş beyazlatma herkese uygulanabilir mi? Şimdi isterseniz yine her zaman olduğu gibi biraz böyle tarihsel süreçten. Evet, çok güzel anlatıyorsun hocam. Bence anlatalım gelelim. Öyle. Şimdi şöyle, tüm insani arzular bir defa güzellikle ilgilidir veya ilintilidir. Tüm isteklerimiz, biz kendimizden baktığımızda bile hani mutlu olan bir şey hoşumuza gider. Güzel olan bir şey onun gibi olmak isteriz sürekli. Ve bu çok eski bir tarihe dayanıyor. Ta eski Mısır kadim tarihinden itibaren, sonrasında Yunan mitolojisinde, hatta ilk güzellik yarışması Yunan mitolojisinde Hera, Athena ve Afrodit arasında yapılıyor. Ondan sonra üçü üzerinde en güzele diye yazan bir altın elma için yarışıyor. Tabii. Kim kazanıyor? Sonrasında savaşlar başlıyor tabii ki. Ondan sonra şimdi bu güzellik meselesi çok eski ve kadim bir mesele dedik. Tabii güzellik dediğimiz zaman da ilk akla gelen tabii fizik güzelliği, vücut güzelliği, belli bir hepsinin bir standartı var. Ama yüz güzelliği her zaman için biraz daha ön planda çıkıyor. Çünkü bir kişiyle konuştuğumuz zaman fiziğine, vücuduna değil hep yüzüne odaklanırız. Ve yüzde de daha çok gözlere ve dudak ve ağız yapısı dikkatimizi çeker. Niye? Gözlerle çünkü anlatmak istediğinizi iletmeye çalışıyorsunuz. Dudaklar ve ağızla da konuşarak karşı tarafa aktarmaya çalışıyorsunuz. Tabii dudak dedik, göz dedik. Şimdi makyaj yaparken bile daha çok gözler ön plana çıkarmaya çalışılır. Ya da ruj mesela dudaklara, yani neden mesela kulağa sürülmüyor ya da buruna sürülmüyor? Çünkü hep dikkat çeken taraf dudak ve ağız. Evet, doğru. Şimdi dolayısıyla güzel bir gülüşe sahip olmak istiyorsak, girişte de dedim, gülüş bizim ruhumuzdaki mutluluğun yansıması esasında bir ifade. Güldüğümüz zaman bizim o iç mutluluğumuzu dışa vurmaya çalışıyoruz. Tabii güzel ve beyaz dişler olduğu zaman da daha çok ilgi çekici, daha dikkat çekici, daha kibar, daha sempatik bir gülüşümüz oluyor. Şimdi tabii bunda sosyal medyanın da çok ciddi bir etkisi var. Daha önceki programlarda da konuştuk. Sosyal medyanın yaygınlaşması, insanların selfie çılgınlığına böyle adeta bir akım gibi girmesiyle birlikte bu yüzdeki güzellik algısı ciddi anlamda değişti. Ve dişler de yüzün, dedim ya, göz ve ağız, dişler de bunun büyük bir parçası esasında. Selfie çekiyor, her şey mükemmel, çok güzel, burun harika, gözler, makyaj, ama dişler birazcık sarı. Ya da dişlerin rengi tam istenilen parlaklıkta değil. Tabii burada hastalar bize başvuruyor. İşte hocam, dişlerimi nasıl daha beyaz gösterebiliriz? Ya da işte selfilerde ya da fotoğraflarda dişlerim sarı çıkıyor. Tabii buradaki ilk olay nedenini araştırmak. Geçen de konuştuk ya, hatırlarsanız. Tabii. Yaşa bağlı bir sarılık var. Çok yapısal fazla, bir sarılık tabii, var. Tabii yapısal bir sarılık var. Onun dışında işte çok fazla çay, kahve, tütün ürünleri tüketiyorsanız, sigara sağlığa zararlı. Bunu hep söylüyoruz. Evet, bravo. Tütün ürünleri tüketiyorsanız onun verdiği bir sarılık var. Yani günlük alışkanlıklardan dolayı mı bu sarılık, yoksa kendi diş renginiz mi sarı? Şimdi bunun için ilk bir dişin yapısını açalım. Diş en üst tabakada mine dediğimiz camsı, çizilmez, çok sert bir tabaka var. Onun hemen altında dentin dediğimiz dişe esas rengini veren tabaka var. Mine bizim şeffaftır. Cam gibi dedim ya, aynı cam gibi şeffaf bir tabaka düşünün. Vücudun en sert dokusudur. Ve dişi darbelere karşı, dış etkenlere karşı, yemeye içmeye karşı koruyan ana unsurdur dişte. Onun altında dişin kendi yapısı var. Dentin dediğimiz, onun altında da sinir var. Yani sinir katmanı, dentin katmanı ve mine katmanı. Şimdi mine bazen renklenebilir günlük alışkanlıklara bağlı olarak. Bunları beyazlatmanın yöntemi ayrıdır. Dentinde, yani içsel bir renk değişikliği varsa, onun da farklı bir beyazlatma yöntemi var. Şimdi hep duyarız, evde değişik tarifler uygulanıyor. İşte YouTube'da yüzlerce videolar var. Evet. İşte evet, karbonatı atın, içerine biraz sirke atın, birazcık limon katın, birazcık muz kabuğu katın. Doğru mu bunlar katın, hocam? Birazcık karıştırın. Şimdi ben de söylüyorum ya, yapın. İşte.
Karbonat katın, içine birazcık kömür atın, içine birazcık limon sıkın. Muz kabuğu. Gerçek mi yoksa? Biraz karıştırın, kenarda beklesin bir 10-15 dakika. O sırada dişlerinizi fırçalayın, temizleyin. Dişlerinizi tamamen temiz olduğu kanaatine vardıktan sonra, fırçaladıktan sonra o karışımı kaldırın, çöpe atın kullanmadan. Tamam, harika. Tamam. Ben de bir şüpheye düştüm acaba şimdi, gerçekten mi bunu Yok, şöyle söylüyorum. Bir durum var. Şimdi o maddeler beyazlık sağlar, sağlamaz değil. Şimdi ben Mine'yi konuşurken hep camsı bir yapı diyorum. Yüzeyi cam gibi pürüzsüzdür. Gerçekten mükemmel bir yapısı vardır Mine'nin. Öyle özellikle böyle elektro mikroskop altında görüntüleri var. Onları izlediğiniz zaman insan hayret ediyor. Nasıl inanılmaz bir doku diye. Şimdi biz karbonat uyguladığımızda veyahut da asit içeriği yüksek olan meyveleri böyle tutup işte çilek gibi mesela tutup dişleri sapından tutup ortadan kestikten sonra öyle tarifler gördüm yani gerçekten akıl almaz. Ben o kadarını görmedim. Yok şimdi şöyle o asit de çilek de pardon asit içeriği çok yüksek olan bir meyve. Dolayısıyla yine dişin üst tabakasında çizikler oluşturuyor. Ya bunu şey gibi düşünün bir kahve fincanı kahve içtikten sonra çalkaladığınız zaman suyla o kahve talaşları gidiyor değil mi? Ama çizik bir fincansa gitmez, kalır orada. Doğru. Siz de buradaki yüzeyi çiziyorsunuz. Tamam, ilk etapta bir beyazlık var ama maksimum bir hafta sürecek bir beyazlık. Daha sonra sonrasında renk değişimine açık oluyor dişlerimiz. Renk değişimi hem çok daha hızlı oluyor bir, iki mikroplara fırçalamakla da artık gitmiyor. Niye? Siz diş yüzeyinde küçük girinti çıkıntılar, mikro çizikler ve çatlaklar oluşturduğunuz için renklenme bu sefer dişin içine difüze ediyor. Yani dişin içine girmeye Doğru. başlıyor. Bu sefer daha ciddi problemler başlıyor. Çünkü diyor ki ya dişim çok sarardı bir kez daha yapıyor. Bir 15 gün sonra bir kez daha yapıyor. Belki daha sarı bile geliyor. Tabii ki çok daha sarı geliyor. Dolayısıyla biz evde yapılan bu tür karışımlarla yapılan diş beyazlatma yöntemlerini kesinlikle önermiyoruz. Bunu bir kenara bırakalım. Tamam, o zaman doğru diş temizleme, diş beyazlatma nasıl oluyor? Nasıl hocam oluyor? Hemen Peki, bunu onu konuşalım. Anlatalım. Öncelikle şimdi bizim dişimiz yiyoruz, içiyoruz. Ağız içerisinde bazen işte kahve giriyor, çay giriyor, işte portakal suyu giriyor, renkli yiyecekler yiyoruz, içiyoruz. Yani kılık beyaz bir örtüde ya da diyelim beyaz bir örtüde leke bırakan herhangi bir gıda bizim dişlerimizde de yedikten içtikten sonra leke bırakır. Burada ne yapacağız? Bir defa yiyip içtikten sonra bol su tüketmemiz gerekiyor. Bunu zaten her seferinde söylüyoruz. Bunun dişlere de faydası gerçekten çok fazla. Sonrasında günde iki defa fırçalama diyoruz. Doğru yöntemle. Doğru yöntem nasıl? Şimdi herkes şöyle yuvarlaklar çiziyor ya ya da şöyle ya da şöyle bir fırçalama tekniği var. Bunun esası şu. Üst çene ayrı fırçalanır. Alt çene ayrı fırçalanır. Şöyle düşünelim. Burası diş eti, burası dişlerimiz olsun. Diş etinden dişe doğru süpürüyoruz. Yani evde şöyle bir işte hocam bir gün tabii, programa bu ağız vardır dişler. Tabii, orada getirelim, böyle gösterelim. Olur mu? Yani ben bile bilmiyorum tabii, çoğu zaman. İzleyicilerimiz yani için de iyi olur bence. Diş etinden dişe doğru süpürüyoruz. Tamam. Bunun da mantığı şu. İşte evde mesela bir kir olduğu zaman elinizde bir süpürge varsa şöyle yapmazsınız. Hep tek tarafa süpürürsünüz. Bunu da tek tarafa. Alt dişleri de yine alttan yukarıya doğru. Bunun ikinci nedeni de şu. Diş etlerimize günlük masaj yapmış oluyoruz çekilmemesi için. Yani hem diş eti masajı uyguluyoruz hem de dişlerimizi çok güzel bir şekilde fırçalıyoruz. Beyazlatmak için ilk yapmamız gereken şey bu. En azından dişlerimiz kendi renginde kalacaktır. Bu da çok önemli. Korumak açısından. Tabii. Sonrasında diş beyazlatma ikiye ayrılıyor. Biz hekimler tarafından yapılan biri home bleaching dediğimiz ev tipi diş beyazlatma. Diğeri de ofis tipi dediğimiz hekimin kendi kliniğinde uyguladığı. İkisinde de hidrojen peroksit maddesi kullanılıyor. Dişlerin üzerine biz bunu ilave ediyoruz. Sonrasında ultraviyole ışıkla onu aktive ederek o madde Mine'yi geçiyor. Dentin tübüllerine giriyor. Oradaki o sarılığı gideriyor. Oksijenini arttırıyor içerideki su. Çünkü dişin yapısında %12, %13 gibi bir su var. O suyun oksijen oranını arttırdığımız zaman diş daha parlak, daha beyaz bir renk veriyor. Bu hekim tarafından yapılan. Tabii bunun da yine şartları var. Yani hastamızda diş eti hastalığı varsa yapamıyoruz. Çünkü çok fazla kanama ve hassasiyet olur. Hastamızın dişlerinde hassasiyeti varsa, diş beyazlatmadan önce rutinde bir hassasiyet varsa yine yapamıyoruz. Hassasiyet çok ciddi anlamda artıyor. Diş yüzeylerinde çatlaklar varsa, madde çok fazla difüze edeceği için, gireceği için yine yapamıyoruz. Ya da çok fazla çürük varsa yapılmıyor. Yani sağlıklı dişleri daha güzel görünmesini sağlamak için
beyazlatma yapabiliriz. Kısaca bu. Öte yandan ev tipi olan yine aynı madde ama asit konsantrasyonu daha düşük. Yani evde kendi başınıza yaptığınız zaman zarar vermiyor. Çünkü ofis tipini evde yaparsanız çok ciddi zararlar verir. Asit içeriği çok yüksek. Diş etinize geldiğinde, dudağınıza geldiğinde çok ciddi anlamda tahrişler, yanıklar. Yani bunun profesyonel meydana yapılması kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Ev tipinde de yine hekim desteğine ihtiyacınız var. Hı. Şöyle bir gece plağı yapıyorsunuz. Plastik, ince bir plak. Dişlerin kalıbı alınıyor. Dişlere uygun bir plak yapılıyor. Sonra her dişin ucuna birer nokta koyuyorsunuz. Evdekini, ev tipi dediğimiz. Hı hı. Sonra onu gece yatarken takıyorsunuz. Alta da takıyorsunuz. Ama burada dikkat etmeniz gereken husus şu: taktığınız zaman diş etine taşmaması gerekiyor. Diş etine taşarsa eğer, konsantrasyonu düşük olsa dahi, yine diş etinizde yanık yapabilir. Neden? Çünkü hekimin kendi kliniğinde yaptığı 30 dakikada bitiyor. Bu sabaha kadar ağzınızda kalıyor. Konsantrasyonu yani miktarı düşük, iyi ayarlamamız çok gerekiyor. Çok iyi. Yani tek bir nokta. Belki hı-hı ilerleyen programlarda onu da gösteririz. Tamam, tabii ki. Ne kadar küçük olduğunu ya da ne kadar minimal bir nokta olduğunu hastalarımıza göstermek için. Öte yandan mine bazen çok ince olur bazı hastalarda. Yani minenin kendi yapısı incedir. Dentin yapısı daha yakın olduğu için yüzeye, mine de şeffaf olduğu için daha sarımtırak bir renk olur hastalarda. Bunlarda diş beyazlatma yapsak dahi çok faydası olmuyor. Hmm. Mesela öyle hastalar geldiği zaman... Bunu önceden anlayabiliyor musunuz ya hekim biz olarak? Biz baktığımız zaman bizim büyüteçler var. İşte lup ya da mikroskop. Onunla baktığımız zaman ben hastama diyorum hani bak yani bir saat vaktini alacağız. Benim de vaktim gidecek, paran gidecek, bir sürü eziyet, ağzın açık kalacak, sonuç alamayacaksın diyorum. Belki bir ton, belki yarım ton. Ama bizim beyazlık dediğimiz zaman istediğimiz açılma 3 ton en az. Hmm. Yani hasta, tabii ki hasta o aynaya elini aldığı zaman o ışıltıyı hissetmesini isteriz. Anca 3 tonla mutlu olur tabii yani. Tabii ki. Hani net bir şekilde görünmesi lazım, öyle diyelim. Bunu hastaya aktarıyorum. İlla ki istiyorsa bir denemek, tamam deneyelim deyip yine deniyoruz ama sonuç çoğu zaman alamıyoruz. Yine yaşlılığa bağlı olan renklenmelerde yine çok fazla beyazlama olmuyor. Yani bunları da buradan açık açık söylemek gerekiyor. Tabii. Peki son olarak tabii diş beyazlatma sonrasında nelere dikkat edeceğiz? Hemen bir iki cümle söyleyelim. Süremizin sonuna Diş beyazlattıktan sonra ilk 24 saat kimyasal işlem devam ediyor. Orada hemen bitmiyor. Kimyasal işlem devam ettiği için beyaz örtüde leke bırakan herhangi bir yiyecek içecek. Salçalı bir makarna da olabilir bu. Domates çorbası da olabilir. İşte ne bileyim kahve olabilir, çay olabilir, tütün ürünleri olabilir. Kola, asit içecekler kullanmıyoruz. Son olarak şunları söylüyorum. Evde değişik karşımlar lütfen denemeyin. Dişlerinize çok ciddi zarar veriyor. Sonrasında hastalarımız bize geldiği zaman daha büyük sonuçlarla karşılaşıyoruz. Daha vahim sonuçlarla diyelim. Ve konumuzu bu şekilde kapatalım. Çok teşekkürler hocam. Bugün de çok kıymetli bilgiler verdin bize. Sağ olun. Yarın yine aynı saatte biz burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Harika bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.